Merhaba arkadaşlar. Yükselme dönemi bitti. Şimdi de duraklama dönemine geçiyoruz. Duraklama döneminden bize kas soru gelir. Bize duraklama döneminden bir veya iki soru gelir arkadaşlar. Hemen duraklama dönemine vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle duraklama döneminde duraklamanın nedenlerine bir bakalım. Birincisi, merkezi otoritenin bozulması. Yani merkezi otoritenin bozulmasında şöyle bir durum var. Sancak sistemi kaldırıldı. Onun yerine kafes usulü getirildi. Sancak sisteminde padişahların çocukları eğitim alırken, yetenekli hale gelirken kafes sistemiyle ölüm korkusu içinde yaşıyorlar. Özellikle 3. Mehmet sancak sistemini kaldırdı ve 1. Ahmet de Ekber ve Erşat usulünü getirdi. Yani en büyük ve en yaşlı usulünü getirince merkezi otorite bozuldu. Yani bir ailede en büyük ve en yaşlı kişinin çok zeki, çok güçlü, çok karakterli olacağı anlamına gelmez. Bu da Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesini bozdu. İkinciye baktığımızda saray kadınlarının yönetime karışması. Yine saray kadınlarının yönetime karışması da Osmanlı Devleti'ni, merkezi otoritesini çökertti. Çocuk küçük yaşta tahta geçince bunu annesi ve saray ağaları onu idare etmeye başlayınca yine merkezi otoriteyi Osmanlı Devleti'nde çökertti. Üçüncüye baktığımızda rüşvet ve adam kayırma. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme döneminde liyakatla adam alınıyordu. İlerleyen zamanda rüşvet ve adam kayırmayla yine Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesi zayıfladı. Dördüncü aşamaya baktığımızda eğitim sisteminin bozulması. Osmanlı Devleti'nde eğitim mükemmel bir şekilde giderken ilerleyen zamanda bu da bozuldu. Ve beşik ulemalığı denen bir sistem geldi. Yani meslek de babadan oğula geçmeye başladı. Yani beşik ulemalığı derken şundan bahsediyoruz. Bebek beşikteyken mesleğinin belirlenmesi. Yani alimin çocuğu alimdir. Hocanın çocuğu hoca olur gibisinden bir sistem belirlenmiştir. Yine Avrupa'daki gelişmelerin takip edilmemesi. Osmanlı Devleti Avrupa'daki gelişmeleri takip etmedi. Dedi ki ben zaten çok üstündeyim. Mükemmel bir medeniyetim var. Ya Avrupalı ne yapabilir ki dedi. Ve onu hiçbir şekilde takip etmedi. Sürekli kendini ondan üstün gördü. Beşinciye baktığımızda doğal sınırlara ulaşma. Şimdi haritamıza bir dönelim. Ne demektir doğal sınırlara ulaşma? Doğal sınırlara. Ya güçlü bir denize ya da büyük bir devletle karşı karşıya gelme demektir. Örnek veriyorum, Osmanlı Devleti işte kimle? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'yla, Fransa'yla, İspanya'yla, Portekiz'le komşu haline ya da İtalya'yla komşu haline geldiğinde daha fazla ileri gidemiyor. Yani doğal sınırlara ulaşmış oluyor. Örnek veriyorum, gidiyor aşağı doğru geldi. Burada büyük bir çöl var. Çölü geçemedi. Ya da geldi, burada Zagros dağları var. Bu dağları geçemedi. İşte doğal sınırlara ulaşma Osmanlı Devleti'ni bu şekilde duraklatmıştır. Şimdi gelelim bakalım Osmanlı Devleti duraklama dönemindeki isyanlara. Öncelikle 3 tane isyan göstereceğiz. Birincisi merkez isyanlar, yani Yeniçerilerin çıkardığı isyanlar. İkincisi Anadolu isyanları, yani Celali isyanları. Üçüncüsü de eyalet isyanları, yani şuradaki eyaletler. Eflak'ta, Boğdan'da, işte Hersek'te çıkan Osmanlı Devleti'nin eyalet yönetimiyle onları yönettiği eyaletlere çıkan isyanlar. Ve gelelim birinci isyanımıza. Yeniçerilerin çıkardığı isyanlara, yani merkez isyanlarına. Merkez isyanlarının ana başında Yeniçeriler vardır. Ve Yeniçeriler burada cülus başı almak için sık sık taht değiştirmeye başlamışlardır. Şimdi Yıldırım Bayezid döneminde ilk kez cülus başı verilmişti. Yani Osmanlı Devleti tahta çıktığında oradaki padişah sürekli askerlerine para dağıtırdı. Ve bu Fatih Sultan Mehmet döneminde yasalaştı. Zorunda hale geldi. Ve ilerleyen zamanda Yeniçeriler bunu fark etti. Sürekli taht değiştirmeye çalıştı. Çünkü her taht değiştirdiğinde sürekli para alacaklardır. İkincisine baktığımızda devlet ocak içindir anlayışının geçerli olması. Diyor ki ya biz hep devlete yardım ettik. Sürekli devletin arkasında olduk. Bırak artık devlet de bizim arkamızda olsun dediler. Ve her şeyi Yeniçeri Ocağı'na bağladılar. Diyor Yeniçeri Ocağı olmazsa devlet olmaz kardeşim. Biz olmazsak devlet olmaz demeye başladılar. Üçüncüsü askerliğin bozulması. Yani liyakatlı adamların değil de parayla, rüşvetle asker alınması. Normalde Yeniçerilere işte boyu 2 metre,
kalıplı adamlar alınırken ilerleyen zamanda böyle benim gibi adamları almaya başlayınca askerlik de bozulmuş oldu. Sonra devlet adamlarının sürekli bu Yeniçerileri kışkırtması. Devlet adamları önemli bir yere gelmek için sürekli Yeniçerileri kışkırtmaya başladı. Bu da isyanların ana sebeplerinden bir tanesidir. Yine geldiğimizde ulema sınıfının da Yeniçerileri kışkırtması Yeniçeri isyanlarını başlattı. Ve en önemli isyanlardan bir tanesi Genç Osman'ı öldürmüşlerdir. Ne yaptılar? İlk kez Yeniçerileri kaldırma teşebbüsünde bulunan Genç Osman'ı öldürdüler. Eşeğe bile ters bile bindirdiler. Yapmadıkları işkence kalmadı ve Yedikler zindanlarında da boğdular, öldürdüler. Ünüsünü dair Yeniçeriler sürükledi Genç Osman'ı. İkincisi, Bakai Gatvakiye. İşine gelmeyen, Yeniçerilere karşı işte güven vermeyen devlet adamlarını öldürttüler. 36 tane devlet adamını çınar ağacına astılar kendilerine. İşte buna Bakai Vakvakiye yani vakvak olayı deniyor. Çınar vakası deniyor ve 40 tane devlet adamını çınar ağacına asmışlar. Bu da Yeniçerilerin yaptığı en büyük katliamlardan bir tanesidir. Yeniçerileri kim ortadan kaldırdı? Yeniçerileri 2. Mahmut ortadan kaldırdı. Vakai Hayriye yani hayırlı olayla bütün Yeniçerileri 2 saat içinde İstanbul'da kestirdi ve böylelikle Yeniçeriler sorunu ta dağılma döneminde ortadan kalktı. İkinci isyana baktığımızda Celali isyanları ya da Anadolu isyanları. Sebepleri nedir? Sebeplerin en temeli tımar sisteminin bozulması. Tımar sistemi bozulunca halk topraksız kaldı ve ekip biçilmemeye başladı ve özellikle halk karnını o topraktan doyuruyordu. Devlet sürekli savaşlar uzun sürünce o toprağı aldı, toprak ağasına yani mültezime kiraladı. Mültezime kiralayınca mültezim devlete bir verirse halktan 5-6 çıkardı. Bunun üzerine halk ne yaptı? Devlete isyan etti. Sonra yine halktan alınan ağır vergiler. Sürekli savaşlarda uzayınca savaşın süresi doğal olarak bir kazanç elde edemedi Osmanlı Devleti. Bunun üzerine halkına sürekli ağır vergiler yükledi. Bu da yine isyanların çıkış sebeplerinden. Sonuçlara baktığımızda üretim ve süreklilik durdu. ÖSYM buna sorar. Özellikle sorar. Geçen sene de sordu. Üretim sürekliliği durar. Yeniçeri isyanlarından sonra ortaya çıkan Celal isyanlarında özellikle üretim ve onun etkisi durar. Ve Osmanlı Devleti ne yapar buradan? Büyük kayıp sağlar. Bunun üzerine ne olur? Sekban denen paralı askerler ön plana çıkar. Tımarsın'ın ne vardı? Komutan askeri yetiştiriyordu. O toprağın gelirinin karşılığında askeri yetiştiriyordu. Toprak işlenmedi. Toprak ağasına verildi. Mültezim oradan askeri yetiştirmez. Devlet ne yapıyor? Onun yerine Anadolu'dan Sekban adı verilen paralı askerler topluyor. Bunun üzerine bu Sekbanlar da ilerleyen zamanda problem oluyor. Neden problem oluyor? Çünkü bu adam savaş zamanı geldi, savaştı. Parasını aldı. Barış zamanı ne yapıyor? Barış zamanı bu adam toprak ekip biçilmediği için eşkıyalık yapıyor. Ve de halkın güvenini bozuyor. Halk da ne yapmak zorunda kalıyor? Güvenli yerlere kaçıyor. İşte buna diyoruz ki biz büyük kaçkın. Celalilerden kaçanlar kendilerine sığınacak yeni yerler arıyorlar. Ve köyden kente göç başlıyor. Ve buna da büyük kaçkın diyoruz. Ve Celali isyanının sonunda yine ne oldu? İltizam sistemi yaygınlaştı. Çünkü toprak ne oldu? Ekip biçilmeyince devlet ne yapmaya başladı? Sürekli mültezimlere toprak iltizam usulüyle kiraladı. Ve böylelikle ne oldu? Anadolu'da güven ve asayiş kalmadı. İlerleyen zaman Osmanlı bu sorunu nasıl çözdü? Celali isyanların başındaki adamları ne yaptı? İşte yeri geldi, önemli görevler verdi. Yeri geldi, para verdi. Yeri geldi, Kuyucu Murat Paşa gibi öldürdüğü kendileri Osmanlı Devleti kuyuya attı. Baskı ve şiddetle bu isyanları bastırmaya çalıştı. Üçüncü isyana baktığımızda eyalet isyanları. Bu eyalet isyanları işte Eflak, Boğdan, Hersek'teki buradaki adamlar Osmanlı Devleti'nin buradan merkezi otoritesini yere düşürmek için ya da otoritesini yere düşürmek için elinden geleni yaptılar. Ve bu isyanlar da Osmanlı Devleti bunlara bir iki ayrıcalık tanıyarak bu isyanı sona erdirdi. Şimdi burada duralım. Özellikle eyalet isyanlarında milliyetçilik akımının etkisi yoktur. Yani duraklama döneminde milliyetçilik akımının etkisi yoktur. Milliyetçilik akımının etkisi tam ne zaman olacak? Fransız İhtilali'nden sonra. 1789 Fransız İhtilali'nden sonra olacak. O da Osmanlı Devleti'nin ta dağılma dönemine denk gelecek.
Arkadaşlar şimdi bize burada nasıl sorular gelir bir bakalım. Özellikle Celali isyanlarından bize soru gelir sınavda. İşte Anadolu'da güven ve asayiş kalmadı ve toprak ekilip biçilmedi. ÖSYM buna çok dikkat eder ve bunu sorar. Yine paragraf alınan bir soru da gelecek olursa da yine buradan merkez isyanlarından soru gelir. Şimdi gelelim bakalım padişahlara, duraklama dönemindeki padişahlara ve onların diğer gelişmelerine bir bakalım. Öncelikle padişahlara bir bakalım. 3. Murat, 3. Mehmet, 1. Ahmet, 2. Osman yani Genç Osman, 4. Murat, 4. Mehmet ve 2. Mustafa duraklama dönemindeki padişahlardandır. Daha önemlileri bunlar. Gelelim bakalım şimdi 3. Murat dönemine. 3. Murat dönemine geldiğimizde bize sınav sorusu diğeri taşıyacak ne var? İran'la yapılan, savaş sonrası yapılan Ferhat Paşa anlaşması. 3. Murat döneminde bize İran'la yapılan Ferhat Paşa anlaşması bize soru olarak gelebilir. Şimdi İran'la sürekli Osmanlı Devleti arası ne zaman bozuldu? İşte 2. Bayezid döneminde bozuldu. Özellikle Şahkul isyanı vardı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferiyle, özellikle Van'ın Çaldıran arasında yaptığı seferle Şii tehlikesini geçici olarak engellemişti. Sonra Kanuni Sultan Süleyman geldi. Kanuni Sultan Süleyman'la yine İran'da sürekli savaş yapıldı. Ve ilk anlaşma Amasya Anlaşması yapılmıştı İran'da. İşte burada da Ferhat Paşa Anlaşması yapılarak doğudaki Osmanlı'nın en geniş sınırlarına ulaşıyor. İşte Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan tarafları Osmanlı'nın topraklarına katılıyor. Ve bu sınır Ferhat Paşa Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne çiziliyor. Ve Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Anlaşması'yla evet sınavda çıkar, doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Yine 3. Murat döneminde ne vardır? 3. Murat döneminde ilk kez kanuni kadim bozulmuştur. Yani Osmanlı Devleti'nin düzeni bozulmuştur. Yeniçerilere usulsüz asker alımı başlamıştır. Yavaş yavaş toprak satmaya başlamıştır. Ve ilk kez içki partisi düzenleyen de sarayda yine 3. Murat'tır. Yani 2. Selim'in oğlu, Sarı Selim'in oğlu 3. Murat'tır. Ve 3. Murat döneminde başka önemli gelişme, sınav sorusu değeri taşıyacak ne var? Rasathane var. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulan rasathane, Takiyüttür Mehmet Efendi tarafından kurulmuştur. Ve ondan sonra İstanbul'da bir deprem ortaya çıkınca demişlerdir ki bu uğursuz bina yüzünden oldu, o rasathaneye gidip yıkmışlardır. Takiyüttür Mehmet Efendi'nin kurduğu rasathane böylelikle yıkılmıştır. Şimdi girelim 3. Mehmet'e. 3. Mehmet dönemine geldiğimizde 3. Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ordunun başında sefere çıkan ilk padişahtır. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra sefere 2. Selim çıkmadı. İşte Sarı Selim gitmedi, sefere gitmedi. Ve ne yaptı? Bunu işte Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya verdi. Yine 2. Selim'in oğlu 3. Murat. Yine ne yapmadı? Sefere gitmedi. Ondan sonra sefere giden kim oldu? İlk kez 3. Mehmet sefere çıktı ordunun başında. Bu sınavda çıkabilir mi? Elbette çıkabilir. Ordunun başında Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra sefere çıkan ilk adam 3. Mehmet'tir. Ha şimdi 3. Mehmet'in seferlerine bir bakalım. 3. Mehmet tahta geçtiğinde öncelikle Esztergom Kalesi'ni fethetti. İşte Eğri yakındaki Esztergom Kalesi'ni fethetti. Ve daha sonra Osmanlı Devleti Eğri Kalesi'ni aldı. Yine 3. Mehmet döneminde Eğri Kalesi gösterdiği Eğri Kalesi'ni aldı. Eğri Kalesi'ni alınca özellikle Avusturya sınırı, Macaristan sınırında olduğu için büyük bir Haçlı ordusu toparlandı. Dediler ki biz Osmanlı'yı artık buradan yavaş yavaş atacağız. Papa önderliğinde büyük bir Haçlı ordusu toparlandı. Haçova'da bir araya gelindi. Haçova Osmanlı Devleti'nin yaptığı büyük bir meydan savaşıdır. İşte bu meydan savaşında bizzat 3. Mehmet orduya komuta etti. Savaş yapıldı. Osmanlı Devleti savaşta başlangıçta yenilgi almaya başladı. Ve ordu geri çekilmeye başladı. Dediler ki biz bu savaşı kaybedeceğiz. Dediler. Hatta 3. Mehmet atına bindi, gidiyor. Savaş meydanına terk edecek. Çünkü Haçlılar 3. Mehmet'in çadırına kadar gelmeye başladılar. Haçova Meydan Savaşı'nda. Bunun üzerine hemen yakasından tuttu. Hoca Saadettin Efendi dedi ki sen buradan ayrılırsan bu Osmanlı Devleti'nin sonu olur. Sen burada ne yapacaksın? Ordunun başından ayrılmayacaksın dedi ve savaşın kaderini değiştirdi. Osmanlı Devleti bu savaşta yenilirken
bir anda üstün bir seviyeye çıkmaya başladı. Çünkü neden? Osmanlı savaşta yenildi diye Osmanlı ordusu geriye çekildi. Ve Haçlı ordusu yağmaya başladı. Yağmalamaya başladı. Osmanlı'nın eşyalarını. Bunun üzerine diğer Osmanlı'nın gerisine, gerideki askerleri ya da gerideki sınıfı ne yaptı? İşte tahtacı, kepçeci, kazancı saldırmaya başladı Haçlılara. Yani buna diyoruz ki biz kepçe kazan savaşı diyoruz. Bunun üzerine Osmanlı'nın asıl ordusu döndü ve savaşı Osmanlı'nın kazanmasını sağladı ve Zitva-Toruk Anlaşması imzalandı. Haçova'da büyük bir meydan savaşını kazandı 3. Mehmet ve Zitva-Toruk Anlaşması imzalandı. Zitva-Toruk Anlaşması'na göre ne oldu? Osmanlı Devleti Avrupa'daki üstünlüğünü kaybetti. Çünkü şöyle bir madde verdiler. Dediler ki işte İstanbul Anlaşması'nda Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki İstanbul Anlaşması'nda şöyle bir madde vardı. Diyor ki Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamı'na denk sayacak. Diyordu ve siyasi bir üstünlük vardı. Ama Zitva-Toruk Anlaşması'nda bu eşitlendi. Dedi ki Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahı'na denk sayılacak ve adama Sezar denecek. Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu'nun ünvanı Sezar denecek dendi. Ve Zitva-Toruk Anlaşması'nda Osmanlı Devleti ile Avusturya siyasi eşitliği sağladı. Bu da sınavda çıkabilir. TYT-AYT grubunda da çıkabilir. KPSS öğrencilerine mutlaka bu Zitva-Toruk Anlaşması gelir. Siyasi üstünlüğü yakaladı. Şimdi 3. Mehmet döneminde başkan oldu. 3. Mehmet sancak sistemini kaldırdı. Sancak sistemini kaldırdı. Sancak sistemi Osmanlı'da ne işe yarıyordu? Osmanlı padişahının çocukları gidiyordu sancağa. İşte Manisa'ya, Amasya'ya, işte Kefe'ye gidiyordu. Burada devlet tecrübesi kazanıyordu. Özellikle duraklama dönemi 3. Mehmet diyor ki ben buradaki şehzadeleri ayırırsam bunlar gider isyan eder ve Osmanlı'nın başına bela olur diye sancak sistemini kaldırıyor. Ondan sonra ne olacaktır? Kafes usulü gelecektir. Bu kafes usulüyle ne olacak? İşte Saray Şimşirlik Dairesi'ni hapsedecekler. Orada onlar ölüm korkusuyla yaşayacak ve başa geçtiğinde yeteneksiz adamlar sürekli Osmanlı Devleti'ni yönetecektir. Bu da Osmanlı Devleti'ni işte balık baştan kokar hesabı tepeden aşağı indirecektir. Yine son sancağa çıkan padişah da yine 3. Mehmet'tir. Yine sınavda soru gelirse bize sancağa çıkan son adam da 3. Mehmet'tir. Girelim. Son olarak bu videomuzda 1. Ahmet'ten bahsedelim ve videomuzu da bitirelim. 1. Ahmet sancağa çıkmadan tahta oturan ilk adamdır. Evet, sancağa çıkmadan tahta ilk oturan bu adamdır. Ve bu da demiştir ki sancağa çıkmadık. Güzel oturduk devletin başına. O zaman ne olsun? Taht kavgaları hiç olmasın. Ne yapalım? Ekber ve Erşad sistemini getiriyorum diyor. En büyük ve en yaşlı. En yaşlı. Diyoruz ya Allahu Ekber. Uludur. Büyük anlamında. Büyük ve yaşlı. Yani Osmanlı ailesinden en büyük ve en yaşlı tahta geçecek. Diğerleri nereye gidecek? Kafese gidecek. Ve ne olacak? Kafesten teker teker işte büyükten küçüğe doğru tahta geçme sırası olacak. Ve kardeş katli olmayacak. Ama ne kadar kardeş katli olmayacak dese de oradaki adamlar her o Şimşirlik Dairesi'ne vardığında, ayak sesleri geldiğinde sürekli öldürüleceğini düşününce ister istemez deliriyorlar. İşte İbrahim deliriyor, 5. Murat deliriyor. Mesela 3. Osman deliriyor. İşte 3. Osman kadınlardan nefret edermiş. Ayağına ökçe taktırılmış, işte kadınlar ona yaklaşmasın diye. Evet, gelelim şimdi hemen uzatmadan 1. Ahmet'e. Evet, 1. Ahmet geldiğimizde Ekber ve Erşad sistemini getirir dedik. Sancağa çıkma usulü, zaten sancağa çıkmadan tahta oturdu. Ve onun döneminde İran'la savaş yapıldı. Nasır Paşa Anlaşması yapıldı. İşte İran, Osmanlı Devleti'nin Ferhat Paşa Anlaşması'yla bir sürü vergi verecek. İşte 200 deve yükü vergi verecekti. Burada vermeyince sefere çıkıldı ve Nasır Paşa Anlaşması imzalandı. Ve 1. Ahmet döneminde yine sınav sorusu değeri taşıyacak bir olay vardır. O da Sultanahmet Camii'dir. Sultanahmet Camii, Avrupalıların Blue Mosque dediği, yani İznik Çinlileriyle, mavi ve yeşil Çinlilerle süslendiği için bu camiye Blue Mosque deniyor. Bunu yapan adam Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Bu camiyi yapan Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Şurada bir hikayesi vardır. 1. Ahmet, Sedefkar Mehmet Ağa'ya der ki, bana ihtişamlı bir cami yap.
Bunun üzerine Sedefkar Mehmet Ağa ihtişamlı bir cami yapar ve bu altı minare şekilde bu camiyi yapar. Bunun üzerine hemen cami inşaatı bittikten sonra birinci Ahmet oraya gelir, bakar, sayar, tam altı tane minare var. Der ki, sen neden bunu altı minareli yaptın? Altı minareli tek cami, Kabe'deki olan cami der ve hemen hızlı bir şekilde buradan doğru Mekke'ye git, oraya bir tane daha bir minare ekle der. Bunun üzerine de Sedefkar Mehmet Ağa gider, Kabe'ye bir tane daha minare ekler. İşte yedi minare olur. Şey, Kabe'nin minaresi, onun hikayesi de böyledir. Evet arkadaşlar, duraklama padişahlarından buradan devam edeceğiz. İkinci Osman, dördüncü Murat, dördüncü Mehmet ve ikinci Mustafa ile.